Hitler başta olmak üzere kadroya girmeyen arkadaşlarımız var. Devletin nerede durduğu hep tartışılan bir konudur. Taşeron işçi alımına tepki gösterdi. Kadro sözünün arkasında olduklarını vurguladı. Emek ve sermaye arasındaki ilişkilerin 696 sayılı KHK ile 2017 yılında on binlerce taşeron işçisine kadro verildi. Ancak kamu iktisadi teşekkülleri, karayolları, demiryolları, tarım ve orman gibi birçok alanda yüz binlerce işçi hala kadro bekliyor. Emek ve sermaye arasındaki ilişkilerde bir hakem rolü. 2021 yılında kamu toplu iş sözleşmesi anlaşmasında taşeron işçilerin kadro alımı sorununun da çözüleceği metne geçirildi. Yüz binlerce taşeron işçinin gözü kulağı şimdi Çalışma Bakanlığı'ndan gelecek haberde. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ulusal kanala konuştu. Bilgin, taşeron işçiliğin önüne geçmeye çalıştıkça yeni alımlar olduğunu ifade ederek işverenleri eleştirdi. Konuyu çözmeye çalışıyoruz. Biz adımlar atmaya çalıştıkça maalesef yeni alımlar oluyor. Maalesef böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Ama bu konuda hassasız. 3600 ek gösterge konusunda şu an çalışmaları sürdürüyoruz. Taşeron işçilerimizle ilgili çalışmayı da bir an önce hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Hep tartışılan bir konudur. Bakan Bilgin, salgın döneminde kısa çalışma ödeneği aldığı için emekliliği ertelenen yurttaşların durumuna yönelik de değerlendirmelerde bulundu. Bu konuda çalışmalarımız bitmek üzere. Kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz. Ancak hukukçularımızın bazı fikir ayrılıkları var. Ben aradaki prim ödemelerini devletin karşılamasından yanayım. Hukukçularımızla görüşmelerimiz olacak ve ardından netleştireceğiz.